süre anlamında da bir an önce artık sormam gerektiğini düşünerek İyiyim, soruyorum Elzem. Şu an iyisin eğer, hemen yorumunu almak istiyorum. Yani yorum ancak aslında çok fazla bir şey yok. Kaybettik. Biraz mutsuz bir kaybediş. Benim hatam varmış, sadece öyle hissedildi. Niye bilmiyorum ama sadece benim yemeğim kötüymüş, benim hatam varmış. Ben bu kadar cephe alınmasını bana beklemiyordum. Börekle oyunu... ilgili de bir şey söylendi diye hatırlıyorum. Ben börekle ilgili de bir şey söylendi diye hatırlıyorum. Yani sadece benimle ilgili bir şey söylenmiş gibi bir tavır var ve herkes bu kadar nedense üstüme bilmiyorum öyle hissettim. Ya haklıydın evet. Ben sana söyledim, çok teşekkür ederim. Haklıydın yani. Ha, bravo, ben, şey tamam için, anladım ne demek istediğini şey de onu da konuşalım madem öyle. Bir şey için çaba harcıyorsun. Evet. Kendini ortaya atıyorsun. Of. Evet. Ben içerinin şeyini daha bilmiyordum. Evet. Evet, ben iyi yemek yaparım dedim. Evet. Ben iyi yemek yaparım dedim. İyi yemek yapacağımı biliyordum. Bu ocakları açıkçası kullanmadım ama hala iyi yemek yapabileceğimi düşünüyordum. Belli hatalarım oldu çünkü içerinin hacmini bilmiyordum. Nasıl bir sesleniş var, nasıl bir... İnsan bilemez dışarıda gördüğü zaman. Dışarıdan görüyorsun, geliyorsun buraya. İçeride ne olduğunu bilmiyorsun. Hı hı. Evet, güzel görünüyorsunuz dışarıdan. Hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. Bakıyorsun burada güzel, heyecanlı, gaza getiriyorlar. Ama içeride o şekilde olmuyormuş. Hı. Ben ilk geldiğim gibi kendimi ortaya attım. Çünkü yemek yapabildiğimi düşünüyorum. Yemek yapabildiğime inanıyorum. Çalıştım o kadar. Gösteririm diye düşündüm. Hı hı. İyi gelirim ekip arkadaşlarıma diye düşündüm. Ama ekip arkadaşlarım... Bugün bir başkası çıksa orada hatalı, belki ilk son gelen ben olduğum için yine beni elemeyi düşünebilirlerdi. Ben o hissiyatı aldım çünkü. Şöyle bir şey daha var mı galiba? Şöyle hani Murat'ı işte Yağız'ı doğru da biraz gösterdiğin için hemen sorayım sana. Galiba şey dendi değil mi? Aman dikkat et. Seni elime potasına yazarlar bugün evet, dediniz değil mi? Yani. İkinizden bir tanesi. Evet, seni evet. Söylerken hepimiz duydum, sen de buna benzer bir şey söyledin. Yani benim sesim oldu şu an Elzem. Açıkça söylüyorum yani. Ses tonu bana meditasyon gibi geliyor. Tekrar söylüyorum. Biraz daha konuşursa daha da iyi. Rahatlayacağım. Şu kral koltuğunda öyle bir yayılacağım ki aşağı doğru böyle. Çok alışma. Oh, içimin yağları eridi. Zaten biraz böyle... öngördünüz aslında siz. Evet, evet, yani evet. Böyle bir şey olacak. Bunun farkındayım öyle zaten. Kırıldım sadece duruma ya. Bunun farkındayım. Güneş, sen bir şey söyleyeceksin. Çok emin konuştu kendinden ve Anılcan'ın uyarılarını dinlemediği için. Hani neden dinlemedin? Neden çok emin konuştun? Uyarılar bu şekilde oldu. Yoksa kendisinin üstüne böyle direkt gidilmesen hatalısın diye bir şey yok. Güneş'e burada laf etmiyorum. Ben yine pişirmeyi yani algılayamadım açıkçası orada. Elektrikli ocak da kullanmadım. Kavurmam yanlışmış. Anıl uyardı. Doğru, haklısın. Demek ki ben yanlış yapmışım orada. Nasıl bir yemek olduğunu bilmiyordum. Bir tık meze salata tarzı bir şey düşündüm. Yani yemek gibi pişeceğini düşünmeyerek ben onu yaptım. Yani döndüler dediler ki sert olmuş ama tadı tuzu yerinde. Ama tamam. Sert olmuş. Tamam. Olacağı varmış diyelim o zaman. Olacağı neyse. Varmış. Aynen öyle. Bir kere zaten şöyle bir şey, sen de düşünsene, geldin. Selam verdim. Selam verdim. Girdim. Evet, aynen öyle. Çok güzel bir gün geçirdin ama bugün bir değişik oldu tabii ki ister istemez. Bugün de artık hani eleme potasına isim yazılacak ekibin içinde olmuş oldun ister istemez diyorum. Ve tebrik ediyorum ya sizi tekrar. Teşekkür ederiz. Ve Oğuzhan'a dönüyorum. Ne beklediğimi biliyorsun. Önce sebebini, sonra ismi istiyorum senden. Şimdi Burcu Hanım, ben orada mutfakta yarışıyordum. Öyle bir adapte olmuştum ki Elze'nin şey yaptığını görmedim. Yani o kavurma işlemlerini, karıştırma işlemlerini. Yani Anılcan'ın, Dilara'nın, Soner'in bakışlarından hani yola çıkarak gideceğim. Çünkü onlar analiz etti, gördü. Şimdi Güneş'te de bir başarısız yemek var. Elzem'de de. Ama bu başarısız yemeklerin arasında yine ben de varım. Hı hı. Ben de mücadele verdim. Şimdi bütün topu onlara da atamam. Yani bir kişiyi söylemek gerekiyor. Benim tarzım değil oynamayan birini söylemek. Hı hı. O yüzden zaten Dilara'yı söyleyemiyoruz. Dilara potada. Soner'le Anılcan imkansız. Yoklar. İmkansız yani. Çünkü yarışmadılar. Hata içinde hata ararak giderek dersek Elzem diyeceğim. Peki. Oğuzhan Elzem dedi. Dilara? Bizi dinlemediğini düşünüyorum. Dinlemediği için de o kabak konusunda bir sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Üzülerek. Erzen. Çok özür dilerim. Tatlı dille konuşan biri varsa sert de tatlı da Anıl konuş. Çok özür dilerim. Anıl? Mecburen birini potaya hani yenildik. Acı bir problem var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Ve bir acı reçetedir bu, elimize sunulmuş bir şey. Biz de istemeyiz kimseye yazmayı ama. Diğer arkadaşlar da hani başarısız olduğunda Elzem'i yazacaklar falan filan. Kimse demagoji yapmasın. Burada kimse demagoji yapmasın. Yenildikleri an
kim en başarısız olmuşsa oyunlarında onları yazıyorlar zaten. Genelde öyle oluyor, evet. Evet, böyledir yani. Kimse öyle ve buradaki ekibe yok seni yazacaklardı. Biz oyun oynanmadan önce biz Elzem'i falan yazalım diye bir kafamızda bir düşünce yoktu. Kim daha çok hatalıysa biz onu yazıyoruz. Dün de Dilara'yı aynı şekilde yazdık. Elzem de öyle yazdı. Bugün de ben Elzem diyeceksem kesinlikle özverili çalıştı. Yeni geldi, bunu da biliyorum ama benim orada pişirme konusunda uyardığımda inisiyatif aldığı için, o inisiyatifin sonucunda da bir hata ortaya çıktığı için mecburen daha fazla hatalı olduğunu düşündüğüm için Elzem'i yazmak zorunda kaldım. Bu işin raconu. Elzem diyorsun. Evet. Peki 3 Elzem oldu. Yani benimle beraber 3 kişi yarıştı zaten. Oğuzhan'ın yarışma şeklini beğendim. Ha, açık olmak gerekirse sen oyuna başlarken dedin ki burada hepimiz takım lideriyiz. Aslında tatlı bir dil. Ama ben herkesin takım lideri olması gerektiğini düşünmüyorum. Bunun için yarışmıyoruz. Biraz senden takım liderliğini isterdim. Çünkü belki Anıl bana orada söyletemedi. Sen beni zorla isterdim. Şu an düşünerek söylüyorum bunu. Yani bunu isterdim çünkü sen takım lideri olarak geldin. Hayır Ezan, bunu yap, bunu yap. Bak o onu söyledi. Sen duymuyorsan bile al bunu duy. Zorla. Yani sen orada sonuçta bizim yanımıza çırak değildin. Güneş'le girdik. Senin yarışma şeklini beğendim ama Güneş'le ikimiz kaldık. Başarısız yemeği ikimiz yaptık. O yüzden Güneş diyorum. Yani başka bir seçeneğim de yok zaten. Tamam. Güneş. Ben Oğuzhan'da bir hata görmüyorum. Görsem söylerdim zaten. Yani Elzem çok da iddialı girdi eve aşırı şekilde. Bugüne kadar 4 oyun oynadık beraber. Ben o iddiaların karşılığını çok göremedim açıkçası. Ya da kendini hani çok kısa bir süre zarfı, hani 2 gün çok da uzun bir şey değil ama hani yansıttığım bu, onu söyleyeyim. Dilara zaten potada. Diğer arkadaşlarımın genel oyun tavırlarını biliyorum. Hani ben güçlerine de inanıyorum. Hani emek de veriyorlar, becerilerine de inanıyorum. Şu an üzülerek Elzem diyorum. Peki, şu anda Elzem'in ismi potada. Bir şey değiştirmiyor çok ama. Çok güzel başladı. Sonra, evet, çok değişik başladı senin için ama sonra nerede duymak istiyorum bu arada. Ben farklı yaklaşacağım ya. Peki. Yani şöyle söyleyeyim. Açığız. Yani Oğuzhan çok iyi yarıştı. Yani hatasız yarıştı neredeyse. Yani bütün arkadaşların yemeklerini doğradı, yani yaptı, etti, işte hepsini yaptı. Ama ben bir tık daha içeri girmesini istiyordum Oğuzhan'ın. Kenardan birkaç kere daha uyardım. Oraya bak, yemeğe bak, kabağa bak. Çok yapmadı. Genel olarak hiçbir hatası yok. Biraz daha içeri girmesini diliyordum ben. Ki Elzem'in direkt gelip 2 günde biraz daha ileriye dönük durmasını istiyorum burada. Hı hı. O yüzden Oğuzhan diyorum. Peki. Şu anda Elzem'in ismi kaybeden ekibin potaya yazdırdığı isim oluyor. 4 oyla. Bir şey söylemek istersen. Yani, şaşkın olduğunu düşünüyorum tabii ki. Ya açıkçası çok da şaşkın değilim. Hı. Çünkü eğer biri çıkacaksa zaten onun ben olacağımı tahmin ediyordum. Yani ilk gelen son gider, yani ilk gelen gider mantığı vardır ya, son gelen gider, pardon. Yani diğerleri birbirlerinin performanslarını biliyorlar. Ne vaat edebileceklerini biliyorlar. Ben kendimi tam olarak gösteremedim. Çünkü yani göstermeye çalıştım aslında. O yüzden bu kadar içine girmeye çalıştım. O yüzden bu kadar emek verdim. Belki ben de çekilirdim orada kenara. Derdim ki arkadaşlar yapın. Ben niye gireyim ki sizin içinize? Yapın abi. Zaten beni elemeyeceksiniz, eleyemezsiniz. Çekilirdim kenara, otururdum yerime. Ama ben istedim ki bir takıma kendimi vereyim. O takım için çabalayayım, emeğimi göstereyim. Arkadaşlarım bunu tercih etmediler. Böyle olması gerekiyormuş. Ben de saygı duyuyorum. Peki. İkinci günde Elzem'in ismini aldık. Dilara ile beraber odadasınız. Ama bu bir son değil tabii ki. Tabii ki değil. Daha devam ediyor hafta. Bu evde sürprizler her an. Bu evde sürprizler her an yaşanıyor. Gün içerisinde yaşanıyor, günün başında, sonunda, ortasında, içinde, her yerinde yaşanıyor. O yüzden her şeye hazırlıklı olun derim. Yarın yepyeni bir gün. Ben şimdi sizi evlerinize yollayacağım. Tekrar günü güzelce bir düşünün. Yarın bambaşka bir güne giriş yapıyorsunuz. Nelerin sizi beklediğiniz hiçbir şekilde bilmiyorsunuz yaz. Sen bunu en iyi yaşayanlardan bir tanesin, her değil zaman. Mi? Nasıl? Tamam. Peki, yepyeni bir gün olacak yarın diyelim. Böyle umut edelim. Hepinize bugün için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle sevgili izleyicilerimiz. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.